Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün hemen bir açıklama videosu çekmek istedim. Çünkü hani yüklediğim videolarla ilgili bir iki tane yorum var. Onlarla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak benim gerçek mesleğim sağlık memuruyum. Hastanede çalışıyorum. Sabah 8, akşam 5 olarak çalışan bir kişiyim. Hafta sonları ise işte cumartesi günleri ayda iki sefer çalışıyorum yine. Sadece pazar günlerim boş oluyor. Onun dışında yani şöyle bir durum var. YouTube'a video atmayı nasıl diyeyim? Benim mesleğim değil ya da işim değil. Ben hobi olarak yapıyorum bunu. Profesyonel değilim. Acemiyim. Zaten bellidir bunlar. Yani yaptığınız yorumları da ona göre yaparsanız çok sevinirim. Yani kullandığım ekipman zaten dandirik, öyle kaliteli bir şeyler değil. Bu videoları atma sebebim ise daha önce ben bu Mondial Evo'yu almadan önce internette çok araştırma yaptım. Hep böyle olumsuz yorumlar, olumsuz şeyler ama şey yok, nasıl diyeyim, bir kanıt yok. Ya da bir video yok bununla ilgili. Ben de sırf o yüzden çekmeye başladım zaten bu yüzden. Daha önceden de çekiyordum. Hani offroad merakımdan dolayı araçlarımla ilgili işte kumda, çamurda falan o tür şeyleri çekiyordum. Çünkü onun da sebebi aynıydı. Almış olduğum araçlarla ilgili işte insanların nasıl diyeyim kafasında merakta kalan sorular olmamaları için, yani sorularına cevap bulabilmek için çekiyordum. Ve ondan önemlisi kendi kafamdaki sorulara cevap bulabilmek için çekiyordum ben bu videoları. Mondial için de aynı, yani böyle video çekeyim, YouTube'a atayım, para kazanayım gibi bir durum yok. Zaten onu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Onun için abonenin işte 2 milyon, 3 milyon olacak, bilmem işte izlenme saati, bilmem işte kaç bin saat olacak falan filan. Zaten o tür YouTube işlerinden para kazanan vatandaşlar profesyonel ekipmanlarla ya da ekiple çalışıyorlar. Yani benim öyle bir durumum yok. Ben sırf zaten kameram çalışıyor işe gelip giderken ya da motor sürerken. Kameram çalışıyor. Kameram işte sürekli çekimde zaten. Bu çektiği anları YouTube'a yüklüyorum. Yani böyle bir nasıl diyeyim izlensin de para kazanayım da falan filan derdim yok. O yüzden şeyi, yorumları ona göre yaparsanız sevinirim. Ama tabii yorumları da dikkate alıyorum. Ona göre gene dikkat etmeye çalışıyorum video çekimde bazı şeylere. Ama sizin de yorum yaparken bunları dikkate almanızı istiyorum. Ben çok zorlandım bu motoru almadan önce bu motorla ilgili bilgi bulmak için. Yani doğru bilgi bulmak için. Bilgi buluyorsunuz ama kirli. Ya da işte nasıl diyeyim objektif olmayan subjektif bilgiler. Eğer almadan önceki yorumlara baksaydım, bakıp bu motoru almazdım. Çünkü niye, hep olumsuz yorumlar. Hiç arkadaş, hiç mi bir tane doğru düzgün yorum olmaz? Yok neymiş, çim malıymış, dökülürmüş, edermiş, hep bu yorumlar. Video deseniz zaten bu motorla ilgili çekilmiş videolar yok. Ama ben işte bu motorla ilgili olumlu olumsuz yaşadığım her şeyi paylaşarak benim gibi bu motoru alma aşamasında olan ya da almayı düşünen arkadaşların hakkında net bir fikir oluşturmaya, net demeyeyim de yani en azından olumlu ya da olumsuz fikirlerinde bir değişiklik yapabildiysem ne mutlu bana diyeceğim. Yani olaya eleştirirken bu açıdan bakarsanız çok sevinirim. Onun dışında Mondial'le gayet mutluyum. RX3 Evom'la. Lastiklerimi değiştirdim. Anlas kaprağı taktım. Biraz önce yağı değiştirdim. Motul 51.0 1540 yağ taktım. Yağ koydum. Motora bakarsanız size bir sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum. Bu internette
olumsuz yazan arkadaşlara sorabiliyorsanız lütfen sorun. Bakımlarında hangi yağı kullanıyorlar? Hangi viskozite kullanıyorlar? Ya da bakımını nerede yaptırıyorlar? Ne kadar aralıkta yaptırıyorlar? Ya da yağına suyuna bakıyorlar mı? Lütfen bunları sorun. Ben kullandığım marka normalde garantili olduğu için motor gidiyorum serviste. Castrol koyuyorlar. Ben ne yapıyorum? Garantiden çıkmasın diye serviste motor yağını değiştiriyorum. Daha sonra yağı değiştirdikten sonra gidiyorum. Kendi motorcumda motil yağ koyduruyorum. Bunu yapmama gerek var mı? Normal şartlarda gerek yok. Ama dediğim gibi motora ne kadar bakarsanız motor da size o kadar iyi bakar. Normal şartlarda hani 3000-4000 kilometrede bir yağlar değiştiriliyor. Ben 1500-2000 o civarlarda daha yani 2000'in üstü olmamıştır değiştirdiğim yağ kilometresi. Demin yağı boşaltırken usta dedi ki abi dedi yağın gayet iyi. Olsun dedim değiştir.